Antik Yunanlılar bazen sabah, bazen de akşamları güneşin yakınlarında hızla hareket eden bir nesne görüyorlardı. Uzun bir süre sabah gezginine Apollon, akşamkine de Hermes demeye başladılar. Apollon ve Hermes çok yakın iki dosttu. Ve tanrılar tanrısı Zeus, Hermes'i habercisi yaparak ödüllendirdi. M.Ö. 4. yüzyıl civarında aynı Yunanlılar, sabah ve akşam gezginlerinin aslında aynı göksel cisim olduğunu fark ettiler ve her ikisine de Hermes demeye başladılar. Daha sonra Romalılar, Yunan Panteonu'nun çoğunu kendi kültürlerine uyarlamaya başladılar ve Zeus'un Jüpiter olması gibi Hermes de Merkür'e dönüştü ve Güneş'e en yakın bu sıcak, küçük gezegene yolculuğumuz başladı. Eğer içinizi ısıtacak, öyle pek büyük olmayan, kendi halinde bir gezegen arayışınız varsa Merkür'e bakmanızı öneririm. Bu gezegen yapayalnız, yani Jüpiter'e bahşedilen 95 uyduya nazaran bu ufakla bir tane bile uydu düşmüyor. Ama bizim uydumuz Ay da garip bir şekilde kendisine benziyor. Merkür'e gitmek için önce onu yakalamanız gerekir. Çünkü gökyüzünde, yani yörüngesinde öylesine hızlı hareket ediyor ki, sanki Güneş'in etrafından hiç ayrılmıyormuş gibi görünüyor. Güneş sistemindeki tüm gezegenler arasında Güneş'in etrafında en hızlı döneni bu. Sebebi ise tabii ki Güneş'e yakınlığı ve yüksek kütle çekim etkisi altında olması. Dünyamız ortalama 365 günde bir Güneş etrafında tam turunu tamamlarken, Merkür ise bunu 88 günde yapıyor ve uzayda saniyede yaklaşık 47 kilometre hızla ilerliyor. Bu ise bayağı hızlı çünkü 40 saniyeden daha kısa bir sürede Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gidilebilir bir hız demek. Gezegeni yakaladığınızda ve yüzeye iniş yapmak istediğinizde kusursuz bir şekilde hazırlığınızı yapmalısınız. Hem kendiniz hem de geminiz için. Geminiz için özellikle tahrik motorlarının son kontrolleri özellikle önemli çünkü Merkür'de inişinizi yavaşlatacak atmosfer yok denecek kadar az olduğu için sistemleriniz çalışmazsa büyük bir hızla yüzeye çakılırsınız. Kendinizi de özellikle Güneş'in kavurucu sıcağına karşı hazırlıyorsunuz ve tüm sıvı soğutma sistemlerini son bir kez kontrol ediyorsunuz. Artık gezegen yüzeyine iniş zamanı. Gezegenin yüzeyine güvenli bir şekilde yumuşak iniş yapıp kapıları açtıktan sonra girdiğiniz şoku tarif edecek kelimeler yetersiz kalıyor. Beklediğiniz sıcaklık ve göz kamaştırıcı parlaklıktan eser yok. Tam aksine, her yer zifiri karanlık ve inanılmaz derecede dondurucu bir soğuk tüm bedeninize hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyor. Dışarıya bir adım bile atamadan geminize geri dönüp neler olup bittiğini anlamak için bilgisayar başına geçiyor ve bunun sebebini araştırmaya başlıyorsunuz. Uzayda, özellikle yabancı bir gezegende paranoya bir kere geldi mi gitmek bilmez. Bu gezegenin Merkür olduğundan bir anlığına emin olamıyorsunuz ve bilgisayardaki verileri tekrar tekrar kontrol ediyorsunuz. Yarıçap 2440 kilometre. Güneş ortalama uzaklığı 58 milyon kilometre. Güneş ışığı 3,2 dakikada bu gezegene ulaşıyor. Gezegen etrafında halka yok. Çoğunlukla oksijen, sodyum, hidrojen, helyum ve potasyumdan oluşan çok ince bir egzosfer. Tüm veriler Merkür'ü işaret ediyor. Doğru gezegendesiniz. Peki dışarısı o zaman neden karanlık ve dondurucu soğuk? İniş sekansına geri dönmek için zamanı geriye alıyoruz ve hazırlık anına geri dönüyoruz. NASA'nın EVA yani araç dışı aktivite uzay görevleri için tasarlanan özel astronot giysileri, -150 ile +120 santigrat dereceler arasındaki sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. Fakat Merkür'ün yüzeyinde gezinmek için üzerinizde bu giysi varsa, hızlı bir şekilde yağışlanmaktan ya da hipotermiden ölürsünüz. Bu sebeple nanoteknoloji ile üretilen özel tasarım kıyafetlerinizi giyerek dışarı çıkıyorsunuz ve adımınızı attığınız anda başlığınızdaki özel duyu sensörlerine gelen kısa ama şiddetli bir patlama sesiyle irkiliyorsunuz. Endişeli bir şekilde karanlıkta etrafınıza bakınıyorsunuz fakat etrafta hiçbir şey yok. Ardından yine benzer bir patlama ve yine ve yine ve giderek sayısı artan kısa ve şiddetli patlamaların ardı arkası kesilmiyor. Tam bu esnada vizörünüzdeki yıldız radyasyonu koruması otomatik olarak aşağıya iniyor ve ufkun ardından yükselen güneşi görüyorsunuz. Fakat güneş alışık olduğunuzdan 3 kat daha büyük görünüyor. Vizörünüzün karanlığı bile yetersiz kalıyor çünkü dünyadan göründüğü halinden 7 kat daha parlak şu anda. Bu sefer sıcaklık sensörlerinizin ses duyarısı başlıyor. Ölçtüğü değer -180 dereceden -170, -150, -100'lere doğru hızlıca artıyor ve durmuyor. Kısa
kısa süre içinde suyun donma noktası 0 santigrat dereceyi de geçiyor ve durmadan yükselişini sürdürüyor. O anda giysinizdeki sıvı soğutmanın devreye girdiğini çalışma sesinden anlayabiliyorsunuz. Gözlerinize inanamıyorsunuz çünkü göstergeler artık artı 430 dereceyi gösteriyor. Gezegenin yüzeyine bırakmak için yanınızda hatıra olarak getirdiğiniz çocukluk oyuncağınız kurşun asker ise artık yok. Çünkü sıcaktan avuçlarınızın içinde sıvılaşmış durumda. Kurşun asker parmaklarınızın arasından eriyik halde yere doğru akmaya başlıyor. Fakat ağır çekimde. Çünkü gezegendeki kütle çekimi dünyadakinin yalnızca %38'i kadar. Dünyadayken ağır diyetler ve binbir zahmetlerle düştüğünüz 70 kilogram, burada hiçbir şey yapmadan 26,5 kilogram civarında görünüyor. Sonra gözlerinize inanamadığınız mucizevi bir olay gerçekleşiyor. Ufkun neredeyse ortasına kadar olan yükselmiş güneş yavaşça doğduğu yere geri geri gidiyor. Gerçekten bunu yapıyor. Gözleriniz hayretle güneşin geriye doğru gidişini uzun uzun izliyor. İşte doğduğu noktaya kadar iyice yaklaştığı ufka doğru alçalıyor. Ve tepesinin son dilimi de gözden kayboldu. İnanılmaz. Doğduğu yere geri dönerek battık. Olduğunuz yerde kala kalıyorsunuz. Belki birkaç saat. Aklınızı toparlamaya çalıştığınız esnada yok artık dedirtecek olay yine tekrarlanıyor ve ufuktan güneş tekrar çıkmaya başlıyor. Sonsuz bir döngü gibi. Kendinizi başka şeyler düşünmeye ve keşfetmeye yöneltiyorsunuz. Rüzgar, yağmur, kar, fırtına. Hiçbir atmosferik olay olmadığını fark ediyorsunuz. Gezegenin her yerinde mutlak bir sükûnet hakim. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde irili ufaklı binlerce kraterler var. Farkına vardığınız şey şu oluyor. Demek ki binlerce, belki milyonlarca yıldır hiçbir atmosferik olay gerçekleşmiyor ve bu kraterler bu şekilde bozulmadan duruyor. Tüm bu gözlemlere biraz ara verip bazı sorulara yanıt bulmak istiyorsunuz ve zihninizdeki ilk soru şu oluyor. Nasıl oluyor da güneşin dibinde olan bir gezegen sıcaktan kavrulmayla birlikte eksi 180 derecelere kadar soğuyabiliyor? Yanıt aslında basit. Uydumuz ayın başına gelen Merkür'ün de başına geliyor. Bahar olmayan atmosfer sebebiyle güneşi gören gezegenin bir yüzeyi yüzlerce derece sıcaklıklara çıkarken güneşin yokluğunda bu durum tersine dönüyor. Ve Merkür tüm güneş sistemindeki gezegenler içinde gece gündüz sıcaklık farkının en yüksek olduğu yer olmaya başlıyor. Aslında bu durum kısa da sürmüyor. Merkür kendi eksen etrafında çok yavaş dönüyor. Dünya bir günde kendi etrafındaki dönüşünü tamamlarken Merkür bunu 59 dünya gününde yapıyor. Fakat gezegenin kendi etrafındaki dönüş hızı ile güneşin etrafındaki hızı tuhaf bir durum ortaya çıkarır. Örneğin güneş her 59 günde bir aynı yerde görüneceğine 176 günde bir aynı yerde olur. Yani tam bir gece ve gündüz içeren gün döngüsü Merkür'de 176 dünya günüdür. Bu da bizi ikinci sorunun yanıtına getirir. Güneş neden doğduğu yerden kısa bir süre sonra geriye doğru gelir ve tekrar batar? Sebebi işte bu dönüş hızlarının farklı olması. Bu durum sadece Güneş'in doğumu ile gerçekleşmez. Benzer şekilde gezegenin farklı bir yerinde Güneş ufuktan battıktan hemen sonra aynı yerden tekrar geri doğar, yükselir ve yine batar. Üçüncü soru. Gezegene indiğinizde sensörlerinizin algıladığı o patlama sesleri neydi? Merkür'ün güney ve kuzey kutup bölgelerindeki kraterlerde ve çukurlarda sürekli gölgede kalan kalıcı bölgeler var ve buralar buz halinde su ile dolu. Bu bölgeler yüksek sıcaklıklara rağmen su buzunu koruyacak kadar soğuktur. Fakat ısınan bölge katı haldeki buzun direkt buharlaşmasına sebep olabiliyor. Bunu da elbette içinde sıvılaşarak değil, bulunduğu buz parçasını patlatarak yapıyor. Güneşin yükselmesiyle artan patlamaların sebebi tam olarak bu. Gerçekten korkunç seslerdi. Bu arada bilgisayardan gelen uyarı sinyalleri gezegendeki bazı anomalileri bildiriyor. Neler olup bittiğini anlamak için yüzey haritasını kontrol ettiğinizde anlam veremediğiniz bazı şeyler görüyorsunuz. Merkür'ün yüzeyinde bazı krater ve çukurlara Botticelli, Chekhov, Vivaldi, Zola ve Tolkien gibi ünlü sanatçı ve yazarların adları verilmişti. Fakat şu anda o isimleri göremiyorsunuz. Tüm krater ve çukurlar tanımsız, hepsi silinmiş. Bu da nesi? Gökyüzünde sabit bir hızla ilerleyen sönük bir ışık hüsmesi. Meteor olabilir mi? Hayır, meteor değil. Sanki kuyruklu yıldız gibi ama bir kuyruklu yıldıza göre aşırı hızlı. Gözlerinizle tanımlayamadığınız bu gizemli gök cismi için bilgisayarınızdan yardım alıyorsunuz. Yaklaşık 327 kilometre yukarıda görünüyor.
Bu imkansız. Mariner 10 dünyadan Merkür'e gönderilen ilk uzay aracıydı. Nasıl olabilir? Bu uzay aracıyla son temas en son 24 Mart 1975'te gerçekleşmişti. Hatta Dust onu tükettiği için yörüngede kalamamış ve gezegenin yüzeyine çakılmıştı. Demek ki bir şekilde yörüngede kalmayı başarmış. Ama nasıl? Hayır doktor. Mariner 10 yörüngede kalmayı hiçbir zaman başaramadı. Dünyaya son sinyalini gönderdikten kısa bir süre sonra Merkür'ün yüzeyine doğru düşmeye başladı. Bu olay 24 Mart 1975'te gerçekleşti. Fakat bunun gerçekleşmesine daha 8 gün var. Preter isimleri de silinmiş durumda. Çünkü henüz hiçbiri isimlendirilmedi. Doktor, dünyadan ayrılıp Merkür'ün yüzeyine iniş yaptığımızda galiba farklı bir zamanda var olmaya başladık. Saat şu anda 22.40. Günlerden pazar. Ve tarih ise 16 Mart 1975. İlk gezegen yolculuğumuzu Merkür'e nihayet gerçekleştirdik ama zamanda kendimizi kaybettik gibi. Bir sonraki durağımız neresi olacak henüz ben de bilmiyorum. Eğer istediğiniz bir gezegen varsa lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki o olabilir çünkü. Umarım videoyu beğenmiş ve yolculuktan keyif almışsınızdır. Beğen butonuna basmanız ve aboneliğiniz bana olan desteğiniz için çok önemli. Bir sonraki macerada yine görüşmek üzere. O vakte kadar sevgi, bilim, sağlık ve doğru zaman sizinle olsun. Hoşça kalın.